2013 senesinde izleyici karşısına çıkan Korku Seansı ve ardından gelen filmler, yaşanmış olaylardan ilham almasıyla izleyiciler tarafından sevildi ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Bugün sizlerle Korku Seansı serisinin yeni filmi, Korku Seansı 3, Katil Şeytan filmini spoilersız bir biçimde inceleyeceğiz. Korku Seansı filmleri geçmişte Korku Seansı 1-2, Annabelle 1-2 ve The Nun gibi filmlerle bizleri mutlu etmişti. Zaman ilerledikçe gelen yeni filmler izleyicileri ve eleştirmenleri tatmin edemedi. Son çıkan Korku Seansı 3'te bu kötü gidişatı değiştiremiyor. Filmde gerçek hayatta yaşamış olan hayalet avcıları Ed ve Lorraine Warren çiftinin bir cinayet zanlısının olaylar sırasında şeytan tarafından ele geçirildiğini kanıtlamaya çalışmalarını konu alıyor. Film kendisini önceki filmlerden ayırmaya çalışmış. Daha önceki filmlerdeki doğaüstülüğü bir polisiye gizem havasıyla harmanlamaya çalışılmış. Ama film arada kalmış. Ne yeteri kadar doğaüstülük görüyoruz ne de yeteri kadar polisiye. Bazı karakterler çok yüzeysel işlenmiş. İzleyici olarak karakterler bize tanıtılmıyor, amaçları anlatılmıyor. Bazen bir korku filmi izlemekten çok Harry Potter filmi izliyor gibi oluyoruz. Tabii ki filmde her şey kötü değil. Ed ve Lorraine Warren çiftini canlandıran Patrick Wilson ve Vera Farmiga ikilisi yine iyi bir oyunculuk sergilemiş. Çiftin ilk filmlerden bu üçüncü filme kadarki karakter gelişimi iyi bir şekilde yansıtıldı. Şu ana kadar çiftin ilişkisini ve aşklarını en iyi şekilde ele alan film bu olmuş. Ayrıca filmde bir iki kısımda iyi çekilmiş korku sahneleri var. Ama önceki filmlere kıyasla çok daha az. Eğer Korku Seansı filmlerini sırasıyla izlemek isterseniz şu listeye göz atabilirsiniz. Filme olan puanım 10 üzerinden 5. Eğer videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.